Estağfurullah. 7 gün içinde itiraz etseniz bu kez karşınıza başka bir şey çıkacaktı. Tabii ki. Bence zaten Emin ol. konu tam olarak o işte. Orada Emin yani ol böyle yani. bürokratik ne bulmuşlarsa oradan savunuyorlar maalesef. Mehmet Ben Bey, 7 gün içinde Mehmet Bey, itiraz da ettim. kusura bakmayın ya, araya girdim. Herkese iyi geceler diliyorum. Estağfurullah. Siz biraz önce dediniz ki benden atı geri almak için rüşvet istediler. Doğru mu? Yani şöyle Ali Hayır, Bey. öyle dediniz. Benden Ali Bey bir dakika. Şunu git gör, şunu git gör dendi. Velev ki dediğiniz gibi olsun, evet. Ha, ben demedim Mehmet abicim. Sen söyledin. Sen dedin ki atı geri al. Ali Beyciğim öyle olsun. Sizi dinliyorum. Buyurun. Peki siz bununla ilgili bir şey yaptınız mı? Yapmadım. Ama bu bundan sonraki satışlar için ne? İnsanlar mağdur olacak bu şekilde. Ali Bey, bununla ilgili bakın, ben bir hukukçu olarak işin bir şey yapsam nasıl ispat edeceğim? Abi işte şimdi avukatsınız. Adam Size dedi senden demişler ki, rüşvet istemiyor abi. size demişler ki bu atın geri alınabilmesi için git bu adamı gör. Yani sizin Evet. laflarınız bunlar, benim laflarım değil. Ben sadece şeyi merak ediyorum. Yani Siz rüşvet suçunun unsurlarını biliyor musunuz? bilmiyorum. Git filan kesi gör deyince o rüşvet suçu oluşmuyor işte. Ya siz dediniz diye ben söylüyorum. Siz dediniz ki Ya ben ulan, aynısını Ali Bey sordum ben onu. Dedi ki o rüşvet aynısını alacak diyorum kişi Ali Bey. görüşmek istememiş sonra. Öyle dedi. Ya güzel abi, anlıyorum, eyvallah, saygı diyorum. Ben bundan sonra başkası yanmasın. Böyle bir ağa varsa içeride çökertilsin. Yazık, günah. Bizim de. Ali Bey, Buyurun. bakın. Suyun içine sıvı yağ koyun. Yağ nasıl üste çıkıyorsa oradaki her bir blok da öyle üste çıkıyor. Doğrudur, doğrudur. Bakın Burak Haklısınız. Yerden Bey. göğe Bakın getiririz. Burak Bey de anlatıyor. Gidersiniz, tamam mı? Gidersiniz. Ben hiçbir hayatımın hiçbir döneminde öyle bir ilişkinin içerisinde olmak istemem. Bir hukukçu olarak bile istemem. Bana git şunu gör, bu senin işini halleder dedikleri gün bu konu benim için kapanmıştır zaten. Bu konunun bana göre önemli olan kısmı da bu değil. Bakın benim şahsım için. Bu konunun önemli olan kısmı şu. Eğer TİGEM elit adı altında bir satış yapıyorsa öyle detaylar getirmeli ki isterse yılda bir tane getirsin ama o atın insanlar tarafından kontrolüne, muayeneye bile gerek kalmasın bence. Ya Bana göre yerden göğe haklısınız. Çok da üzüldüm bu duruma. buradan gönderilmesi gereken Çok mesaj benim için çok o. da Yok, üzüldüm bu yoksa duruma. bakın. Geçmiş olsun size. Bakın Ali İnşallah Bey. atı koşarsınız ama bu içeride bu tip insanlara varsa temizlenmeli bence. Şöyle tamam bakın. Geçen sene Burak Bey bir olay yaşamış. Bu sene ben yaşadım. Seneye bir başkası yaşayacak. Yani TİGEM'e gidip dava da etseniz. Ben tam 7 tane karşılıklı ihtarname gönderdim. Ve hepsinde de o kadar haklıyım ki aynen Burak Bey'e dendiği gibi git dava aç kazanırsın diyen de oldu. Önemli olan bu değil ki. Önemli olan insanların bundan ders çıkarması. Burak Bey'in olayından ders çıkarmamışlar ki ben yaşamışım. Benden de ders çıkarmayacaklar ki seneye Ali yaşayacak, Veli yaşayacak. Ben bunun daha ciddiyetle ele alınması gereken yani elitay satışı organizasyonunun belki tanımının değişmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Burak Bey siz de elit satıştan aldınız değil mi? Evet. Hatta biz o sene 3 tane aldık. Bir Haznedar bu Grup 2 şeyi kazandı, Karacabey'i kazandı. Bir Torantay, bir de Ateş Dolun. Yani o sene sanıyorum en pahalı, belki de en çok para harcayan ekürü de biz olabiliriz yani o kadar da. Hani ciddi yatırım TİGEM atlarına yapmayı düşünen bir ekürü olarak şey yaptığımızı tekrar tekrar onlar da biliyor. Hani çok iyi bir müşteri de kaybediyorlar hani ticari düşünselerdi ama... İşte böyle bir durum maalesef. Üçünü de elitten almıştık biz de. Evet Ali abi. Ali abi. Ya şimdi şöyle bir durum var. Aslında Burak Bey'in atıyla ilgili konuşayım. Şimdi burada birkaç tane yanlış var. Burak Bey mesela eleştirmek gibi olmasın, yanlış anlamasınlar da. Bandajlı bir atı nasıl cesaretle aldınız? Bandajı açmadınız mı? Yaranın büyüklüğü ne kadar büyüktü? Yani kendi veterineriniz atı kontrol Ali ettirdi mi? Bey, Bunlar Ali Bey bir soru şey işaretleri. sorabilir miyim? Ali Bey size Buyurun. bir şey sorabilir miyim? Yıllardır atçı bir ailesiniz. Çok da atçılığınız şey. O at satışa bandajla gelmedi. Orada bir şey var. Ve görünürde tendonundaki o gözle görünür bozukluk da yoktu.
Ben Doğata müşteri oldum çünkü. Ve Yüksel Tamam Bey'le ben beraber yani burada onu söylüyorum zaten. yani Bilmiyorum ben lütfen ama satış devletin hatırlamıyorum tüm sanki. kurumlarını koruyacağız diye abi şey yapmayalım ya. Rica ediyorum. Yok ben kimse Yani yok kurumda dediğim estağfurullah gibi estağfurullah. yok. Yani Ali Bey o yırtığın sonuçta derecesini ve ne kadar önemli bir şey olduğu yırtık mı olduğunu Siz hatta bunu anlamanın şekli tam bir ödemin iki gün önce bitip o biliyorum. röntgeninde hiç gözükmesi diye biliyorum ben. Yani ne bileyim biraz şey Ya sizi Ali Bey biraz önce bakın bize diyorsunuz ki sizin şurada eksik konunuz var, burada eksik var. Size bir şey söyleyeyim mi Ali Bey? evet bakın Burak Bey'deki Yok, eksiklik de şu biz yani ben kimsenin avukatlığını yapmıyorum yanlış anlamayın TİGEM'i savunmuyorum tamam mı? Yani bu konuda rahat emin olun. Burak Bey'e karşı TİGEM'in savunması kendilerince haklı ama burada bir Ali Ali Cengiz Bey, oyunu var Ali anlatabiliyor Bey, muyum? Hayır. Ben, bir dakika Burak Bey Ali siz Bey, de Burak Bey Ali siz de Bey, geleceksiniz. bakın. Buyurun. Benim konumun haklılığı aksın önemi yok. Size şu Sizin soruyu konunuzda sorayım. siz O haklısınız. hak. Bakın size diyorum ki sizin Ya konunuz boş ver. haklısınız. Bakın bireysel. Ali Bey, bireyselleştirmeyelim. Yok TİGEM, etmiyorum. Elif, Hayır. Tay adı altında. Ha, Bir bu konu anlatayım mı? Bir farklı bir konu. müsaade et. Bunu konuşabiliriz. E Evet bunu tamam abi konuşuruz. yani neyi tartışıyoruz? Yani şu var Tamam. bakın bunu yaşamış biri olarak keşke benim yapabileceğim şey şu. Dava vesaire değil. İnşallah ve keşke ben kendime sahip olsam da bir sonraki satışlara katılamayabilsem. Şimdi şöyle bir diyorum. Şimdi sizin de kendinize öz eleştiri yapmanız lazım. Siz bir atçıysanız, atçı dostlarınızı korumak istiyorsanız ve bundan sonraki alıcı satıcı ilişkilerin daha şeffaf olmasını istiyorsanız bu konuyu dava etmeliydiniz. Ben istersem Yani hala dava edebilirim. Daha bunu dava etmelisiniz ve bu bakın. dava sonucunda da çoğu insanı zarar etmekten kurtarabilirsiniz. Bu mesela bana göre öyle ben bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? Yok yok bakın bu bir bakış açısı bu yanlış değil. Bakın Ben şimdi şurada devletime zarar veririm falan mantığını geçin. Devlet orada bir devlet satıcı ve siz bir müşterisiniz. Bitti. Ali Bey devletime zarar veririm demedim. Bakın asıl Hayır sebebi devletimin bu bir konuyla şey olmasını hayır istemiyorum hayır dediniz ya ondan hayır, dolayı hayır. diyorum. Şunu anlatayım. Bakın Burak Beyler işin yargı yoluna gitmiş atçı dostlarımız. Evet. At heder oluyor abi. Perişan oluyor. Ama siz şöyle bir şey yapın. Bakın Mehmet Bey. Siz davanızı açın. Bu süreçte yine adınızı ihmal ettirin. Buna kimse engel değil ki. Değil, doğru değil. Evet. Yine Peki. ettirin. Davayı kazanırsanız adınızı iade edersiniz. Kazanmadınız adınız koşar durumda olur zaten. Peki, şimdi size bir Ali şey Bey soracağım. şöyle bir durum var. Bizim at belki tabii Adı aynı durum yedi. değildir ama yani şu at şu anda bizim elimize geçtikten sonra idmanlara başlasa ve ondan sonra tekrar işte bir bilir kişi falan atandığında at muayene edilse idmanda olmuşsa nereden bileceğiz gibi bir durum çıkma ihtimali var diye kesinlikle ata hiçbir şey yapmamayı tavsiye ettiler ki biz ata en azından kendi hayvanseverliğimizle olabildiğince iyi baktık. Şu an çiftlikte tabii orada ağırlarda da kalmıyor. Çiftlikte kendi özel bir böyle padoğunda çok kısıtlı hareket kabiliyetiyle öyle sadece besliyoruz, şey yapıyoruz. Çok da görüntüsü de hala çok iyi durumda. Hatta aygır bile olabilir mi diye düşünüyoruz ama yani at sonuçta yeni bir sahibe geçtikten sonra idmanda sakatlanmıştır gibi bir ayrı bir şüphe oluşturacak, şaibe oluşturacak durum olacak diye sıfır Bak. idmanla sanki bakılması daha doğru hareket oluyor bu Hem sefer doğru. diye tahmin Ali Bey ediyorum. başka bir şey söyleyeyim size. Buyurun. Siz de açısınız. Gözden çıkardığınız bir atı ve bunu da bilen ekibiniz ne seyis bakar, tamam mı? Ne antrenör arkadaşımız bakar. Yani onu gözden çıkarsanız daha iyi olur yani. O zaman şöyle konuşalım. Şöyle yapalım o zaman. Tamam, ikiniz de iyi anladım. Burak Bey'in davayı kazanma olasılığı çok düşük bu arada. Bunu söyleyeyim. Sizin dava etseydiniz Mehmet Bey siz kazanma olasılığınız çok yüksekti. Burak Bey'in TİGEM tarafından yani şey nasıl söyleyeyim? Kendilerini koruyacakları bir madde var. Yani itiraz sürecini kaçırdığı için Ali Bey, tam %100 haklı oldular yani. Ali Bey, ben Ya, inanıyorum ben ki bir ben araya yatırım. girebilir miyim ya? Çok özür dilerim. Ya, Serhan Bey, bir dakika ben siz de yani hayır, şey. aynı konu benim de başıma geldi de yani ben Evet. çok müsait değildim. Ama bir başka bir taraftan bakarak değerlendirmek en azından yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Herkese iyi geceler diliyorum öncelikle. Ben de 2021 yılında Anadolu Tarım'ın elit satışlarından Cemalettin Bey isimli bir 6 ay yavrusu tay aldım. Yani satışı takip edenler bilebilir. Kendi firmam üzerine alıyorum DST Power diye 380 bin lira bedelli. Tayı aldım. Alır almaz hemen ödemesini yaptım.
Hemen yani birkaç gün içerisinde. Detayı Ankara'daki ekibime gönderdim. Biz de hep TİGEM'den tay alıyoruz yıllardan beri. Hemen gelir gelmez tayı buradaki diğer birçok atçı gibi hastaneye götürdük. Röntgenlerini çektik ve kemiğinde bir tümör tespit edildi. Sesim geliyor değil mi? Herkes duyabiliyor. Evet, duyabiliyoruz. Ve tayı alalı 2-3 gün olmuştu. Ben bu benim anlatacağım örnek daha olumlu bir örnek olduğu için söz isteyip konuya girdim. Yani TİGEM'in de çok fazla böyle hakkını yendiğini görüyorum. Sonuçta hani TİGEM de tabii ki bir devlet kurumu. Hani sütten çıkmış ak kaşık olarak nitelendirmiyorum bir atçı olarak ama ben de bir bunu yaşayan bir taraf olarak bu anılarımı paylaşmak istiyorum. Sonra hemen Eren Bey var. Eren Karabulut. Herkes çok iyi tanır. Eren Bey'i aradım. Dedim Hatay'da böyle bir durum var. Sizin röntgenlerinizde bu gözükmüyordu. Biz yeni bir poz röntgen çektirdik. Ve burada bu gözüktü. Eren Bey sağ olsun kendisiyle yani hukukumuz da tay alıp vermeyle alakalı bir hukuktur yani. Kendisini şahsi olarak da tanımam. Hemen çok yardımcı oldu, nazik bir şekilde dedi ki tayın iade süresi 7 gün. Bir mail atın dedi lütfen. TİGEM'in adresine, info adresine. Biz bir mail attık oraya avukatımız aracılığıyla. İşte tayda böyle bir problem çıkmıştır. İade işlemlerini başlatacağız diye. Yani 7 günlük süreyi kaçırmayalım diye. Sonra bize yazı geldi. Dediler ki Ankara'dasınız. Ankara'daki veterinerlik fakültesine tayı götürün. Ve koşmaz olabileceğiyle ilgili rapor düzenlenirse biz iade alabiliriz. Biz tayı aldık. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdük. Antrenörüm İsmet Tekiner bu işleri o organize etti. Yüksel Beylerin de antrenörüdür. Konuyu çok iyi bilir. Oradan bir rapor aldık. Sonra beklemeye başladık. Sonra dediler ki Ankara Üniversitesi'nin raporunu biz saymıyoruz. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nin raporu gerekiyor. Tamam dedik. Atı yükledik. İstanbul Üniversitesi'ne getirdik. Orada da İstanbul'daki antrenörümüz var. Veysel Karakaya Hoca. Bu sefer o nezaret etti. Gittik. Oradaki raporlara baktılar. Hocalarla konuştuk. Evet dediler. Bu tay bu şekilde koşmaz. Raporu düzenlediler. Raporu TİGEM'e verdik. Ve 10 gün içerisinde atımızı aldılar. Paramızı iade ettiler. Bunu da yaşadık yani. Ve sonra hemen 15 gün içerisinde tekrar bir kendi işletmelerinde bir satış yaptılar. Tayı 100-110 bin lira bedelle başka bir tarafa sattılar. Tay Adana'da bir 3-4 yarış koştu. Pek bir şey yapamadı. Şu anda takip ettiğim kadarıyla Urfa'da. Yani biz de konunun bu tarafıyla karşılaştık. Hiçbir mağduriyet yaşamadık. Siz yaşamadınız ama başkalarına yaşatmışlar aynı. Serhan Bey. Ya muhakkak hayır ben şimdi bir şey söylüyorum. Ben şimdi TİGEM'in hani ne avukatıyım ne savunucusuyum. Ben normalde bir saniye ben bir kendimi ifade edeyim tam anlamıyla. Ben normalde hani dinliyorum. Çok da müsait bir durumda ve ortamda değilim. Sadece hep bir mağduriyetten bahsedildiği için hani ben de kendimde bir hak gördüm. Benim yaşadığım Serhan şeyleri Bey. De anlatmak isterim. Buyurun. Serhan Bey, TİGEM'deki yetkili kişiler. Evet. Biraz önce vermiş olduğunuz isimli arkadaşımızla ben de çok severim ve gerçekten bana da destek olmaya çalıştı. Geçmişte süreyi kaçırıp da iade alınan örneklerden de bahsetti. Yani, evet. Anlatabiliyor muyum? Ya yani, tabii ki ya hani, mutlaka. Ya, şimdi. Yani bakın ben de ben hayır şimdi yani bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Hayır, şimdi odada anlamasın. Hani Eren Bey bana da çok yardımcı olmak istedi. Eren Bey ya tabii ki bunda geçmişte, yardımcı olan da vardır. Yani, bu işi kötü niyetli düşünüp kendine çıkar sağlamaya çalışan insanlar da vardır ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi 200 kişiye yakın odada dinleyici var. Birçoğu açı, birçoğu yeni açı olmak isteyen insan ve bu satışlar televizyonda her zaman yayınlanıyor. Hani bunun arka planında sanki işte hep böyle sakat atlar getiriliyormuş, işte satılıyormuş, şöyle oluyormuş. Tabii ki sizin örnekleriniz kötü bir örnek. Belki ben de böyle yaşayabilirdim. Hani ama benim işim hani rast gitti. Doğru bir şekilde prosedürü izledik. Atımızı iade ettik. Geri kalan ödememizi aldık. At da başka bir yere satıldı. Belki at çok iyi koşabilirdi. Şampiyon olabilirdi. Bunlar afaki şeyler yani. Bakın Yılma Başar bu şekilde iade edilip süresi geçmesine rağmen veya
raporda yani yazılı rapordaki sorununun aynısının görülmesine rağmen iade edilip şampiyon çıkmış bir attır. Evet, Balalayka bunun başka bir örneğidir. Yani ben hani burada TİGEM'in görevi, hani burada insanlara bizim niyetimiz TİGEM'i kötülemek vesaire değil. Şey de değil. Yani TİGEM'in görevi 100 kişiden bir kişiyi bile mağdur etmemek. Yani hani ve asıl üzücü olan şu, süresi ya, geçmiş olmasına rağmen. Şimdi sizinki doğru Mehmet Bey de. Şimdi mesela Balalayka'ya ben de taliptim. İki kere gidip işletmesini de inceledik. Veteriner raporlarını istettirdik. Hatta kendimiz röntgenlerini bile çektik. Yani size o kadar söyleyeyim, satışa gelmeden. Evet. Belli bir bedel belirledik. Farklı bir bedelde satıldı. Biz o paraya değmeyeceğini düşündük. Alan ekip çok iyi koştu, şampiyon oldu. Yani bazı şeyler de açıklıkta biliyorsunuz. Hani kısmet, her şeyin bir matematiği yok. 2-2-4 olmuyor yani burada. Bakın Serhan Bey, konu şey şu. Balalayka'nın raporunda yazan problemin aynısı iddia edilerek iade edilmiş ve TİGEM bunu kabul etmiş, biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Yılma Başar'da da aynı. Yani yeni bir kusur işte süresinde talebe falan gerek olmadan. Yani burada bizim ve Burak Beylerin yaşadığı mağduriyet bu aslında. Burak Beylerle yaşanan problem benimle hemen hemen aynı. Evet. Yani ve şu var. Ben hani Burak Beylerin veya hatta ben Burak Bey'in yani kendisi burada daha net ifade etti ama neden iade alınmadığı ile ilgili süreyi kaçırdıkları için alınmadığını duymuştum. Ben kendi adıma şunu konuşayım, yani inanın bir atın alıp yani bu atın iade alınmaması beni asla ne atçılıktan soğutacak ne ben de negatif hiçbir etkisi olmayacak. Benim burada tartışmak istediğim ve gündemde ön plana çıkartmak istediğim şey şu. Elit satışsa bu, minimum yani bu tarz hani yarış hayatını olumsuz etkiler problemlerden ari atların getirilmesi gereği. Eskiden yani, böyleydi biliyorsunuz, yani elit taylar problemsiz taylardı ama şu anda böyle değil. Benim dedem atçı, biz hep bana derdi rahmetli, işte biz röntgen rapor bir şeye bakmazdık. Gider alır gelir koşardık. Evet. Yani benim burada ön plana çıkartmak istediğim şey şahsi mağduriyetim vesaire değil. Bu benim inanılmaz. Yok hayır, ben de şu yüzden araya girdim. Hani siz mağdur olmuşsunuz. Ben de belki mağdur olacaktım. Üstüne Burak Bey'in de mağduriyeti eklenince hani ben de aynı şekilde buradan bir tay alıp daha sonra mağduriyetini çözmüş birisi olarak hani haklarını teslim etmek istedim sadece. Yani ben şahsi mağduriyetim hiç önemli değil. Ben sadece TİGEM'in satış esnasındaki problemlerinin yarış hayatını olumsuz etkiler nitelikteki atlarını elit satışlara getirmekten vazgeçmesini sağlarsam ne hala? Şimdi ben yine kendi konumdan örnek vereyim yani size. Şimdi Tay'ın 36 tane poz röntgeni çekilmiş ve o poz atlanmış. Hani bu insan hayatında da başa gelir yani. Bir kişinin yani Allah göstermesin başı ağrır. İşte bir hastaneye gider, röntgen çektirir, o yapar, bu yapar. Tümör bulunabilir. Belki ikinde olmayabilir. İkinci, üçüncüsünde denk gelebilir. Hani bu da benim açımdan böyle bir şeydi. Hani onların çektikleri pozlarda, röntgenlerde bu tümör ortaya çıkmadı. Bizim çektiğimizde ortaya çıktı. Onu sunduk ve iade oldu. Hani bizi nasıl zorladılar? Ben mesela düşünüyordum yani TİGEM iade almayabilir. Acaba bizi işte zorlayacaklar mı? İşte Ankara Üniversitesi'ninkini kabul etmediler. Oradan İstanbul'a çevirdiler. Bize sadece verdikleri sıkıntı bu oldu. İstanbul Üniversitesi'nden raporu alınca hemen kabul edildi. Ve dediğim gibi yani 10 gün içerisinde aldılar. Biz de paramızı aldık. Bu da bir örnek yani, paylaşmak istedim. Yani size karşı bir tavır falan diye değil. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Hani benim de TİGEM'le ilgili böyle bir durum yaşadım. Siz bir mağduriyet yaşamışsınız. Ben de bir mağduriyet yaşadım aslında. Ben de bir taya heveslendim. Açık arttırmaya girdim. Bedelini ödedim. Aldım. Hayal kurarken böyle bir şey oldu. Ama sonuçta maddi olarak zararım en azından verdiğim miktar olarak karşılandı. Tabii ben de bir sürü masraf yaptım. Oraya götürdük atı, buradan rapor aldık ama sonuçta bu defteri böyle kapattık. Serhan Bey, atlarda tabii böyle olumlu durumlar olması da güzel yani. Aslında o yüzden bireysel çok böyle tek tek konuları konuşmak bence de çok şey mi bilmiyorum ki. TİGEM de sonuçta
Arap atçılığının en önemli şeyidir, kurumudur yani. Çok da düzgün atlar da getirdikleri için herhalde rakamlarda bu sene de böyle rekor rekor devam ediyor. Ama ben Mehmet Bey'in genel olarak en azından böyle bizim at ya da onun at diye ayrı ayrı konuşmaktansa genel olarak dediğine aslında ben katılıyorum ama yani onu söyleyeyim. Ben de katılıyorum. Elit tay satışı diye gelen bir satışta gene çok bizimkini üstüne konuşuyor olmak ben de aslında istemiyorum demiştim ama yani sonuçta yarış hayatı olma ihtimali kalmamış bir atın. Tabii orada biraz böyle son satıştı sanıyorum. O son satışa yetiştirmek